Eğim çok harikaydı. Onu özellikle ifade ediyorum. Şimdi hocam sorunuza gelince bence Vahidettin Mustafa Kemal münasebetleri bu sohbetin en önemli noktalarından biri. Yani bir defa şöyle ifade edelim. Cumhuriyet de Osmanlı da iyisiyle kötüsüyle Müslüman milletimizin malıdır. Hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet döneminde iyiler de vardır, kötüler de vardır. Mükemmel insanlar da vardır, günahkar insanlar da vardır. Allah'ın adaleti bir toplumda iyiler ağırlıklı olursa onları muvaffak eder, kötüler ağırlıklı olursa orayı yıkar. Bu bir kaydı. Şimdi bu temel prensipler çerçevesinde şunu düşünelim. Mustafa Kemal'i konuşalım. Mustafa Kemal'in başarılarını saymak Sultan Vahidettin düşmanlığı olarak görülmemeli. Sultan Vahidettin'in, Vahidettin diyorum, Vahdettin diyorlar doğru değil. Vahidettin. Tabii yani manası yok zaten Vahdettin'in. Şimdi Sultan Vahidettin'in güzel özelliklerini anlatmak da Mustafa Kemal düşmanlığı değil. Yani niye böyle yapıyoruz? Bu çok yanlış bir yaklaşım. Kaldı ki Mustafa Kemal Paşa Vahidettin'in kalbi. Paşa dediğimiz bu insan Osmanlı Devleti'nin paşalık ünvanı verdiği insan. Yani dolayısıyla Kocatepe'de de Kurtuluş Savaşı'nda da Osmanlı Devleti'ni yetiştirdiği paşaların etkisi. Gelelim 19 Mayıs masalına. Masal diyorum. Evet. Yani bu milletin müthiş uyutmuşlar. Evet. Bir defa şunu ifade edeyim. Hangi aklı başında adam Kuvayi Milliye'ye karşı çıkar? Kuvayi Milliye mi? Ama bugün Ergenekoncuların yaptığı gibi Kuvayi Milliye deyip de bu milleti savaşa düşürmekse o Kuvayi Milliye değil, isterse Kuvayi Diniye de sevmez kimse onu. Merhaba efendim. Bugün sizlerle hukuk mu siyaset mi konusunu konuşacağız. Hukukun üstünlüğü ya da siyasetin üstünlüğü ya da hukukun üstünlüğü ya da devletin üstünlüğü. Dini bir tabirle söylemek gerekirse kutsal olan devlet midir yoksa hukuk mudur? Bu açıdan bakıldığı zaman yani kutsallık açısından bakıldığı zaman öncelik kimdedir? Kim belirler? Kim kime uymak zorundadır? Bunu dini açıdan bunun cevabı çok basit. Peygamber Efendimiz hiçbir yöneticinin hukuka uymayan, kurala uymayan, Kur'an'a uymayan emri geçerli değildir. Ona itaat etmeniz gerekmez buyurur. Hatta hukuku uygulamayan, yani hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, insanları aldatan ya da insanlara zulmeden yöneticilerin yöneticilik hakkı, ehliyeti İslam hukukuna göre geçersizdir. Böyle bir yöneticinin meşruiyeti yoktur. Hatta İslam ümmeti üzerine böyle bir yöneticinin değiştirilmesi farz-ı kifayedir. Bir kısım insanların onu değiştirmek için mücadele etmesi gerekir. Bu mücadele her halükarda yapılmalıdır. Bu mücadele... taraf olan 15 Temmuz'un mazlumu olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey ve ehli imanın hakkında kafir diyen, deccal diyen, süfyan diyen, süfyanın dördüncü mertebesi şeyini, safhasını yaşatıyor diyenler, onlara bir şey konuşalım. Veyahut da Tayyip Bey'i destekleyen veya bizim gibi buna darbe diyen, devlete isyan diyenler arasında yani Gülen'e ve çevresindekilere içinde olabilir, kafir de olur, münafık da olur, zındık da olur. Ama hepsine birden terörist diyenler, kafir diyenler, münafık diyenler, zındık diyenler var. Bunun çaresi nedir? Bu meseleyi konuşalım. Şimdi ben öncelikle bazı meseleleri özetleyeceğim. Bu benim tarihi bir konuşmamdır. Ben bir İslami ilimleri az çok bilen bir İslam hukuku profesörü olarak İslam alimi değilim demeyin. O önemli değil. Ben daima beşikten mezara kadar talebe olmayı seven bir insanım.
bazı meseleleri ciddi manada sizlerle paylaşacağım. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Ben şeriatı konuşturacağım. Ayrıca laik Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını esas almayacağım. Kaldı ki benim bu konuşmam ne Cumhurbaşkanımızı, ne Gülen'i, ne arkada hainleri bağlamaz. Yani benim çünkü fert olarak İslam hukukunu uygulama bile bir yetkim yok. Yani bunu da özellikle ifade edeyim. Şimdi birinci mesele, aslında tekrar etmeye gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de cevap verdim. Bu 15 Temmuz ihanet darbesi nedir? Gayet açık konuşuyorum. Bu başta Amerika, İsrail, hatta Rusya da var işin içinde. Yani ben işin içinde çok Tayyip Bey'e şimdi taraftar gibi görünen Doğu Perinçek gibi insanların olduğu konusundaki iddialara da yani şiddetle bakıyorum ama elimde delil yok. Yani İsrail'idir, Suudi Arabistan'ıdır, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Mısır'ıdır. Yani dolayısıyla 15 Temmuz'un öncesi gezi olaylarıdır. Ben ona birinci 15 Temmuz hadisesi diyorum. Yani önce Mısır'a değil, Türkiye'ye musallat olmak istediler. Başarılı olamayınca 15 Temmuz'u ne yaptılar? Başımıza bela olarak çıkardılar. Devletimizi yıkmak istediler. Cumhuriyet dönemindeki en tehlikeli darbedir. 60 ihtilalinden de daha tehlikeli. 80 ihtilalinden de daha tehlikeli. Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Yani rezaleti başımıza getirmek istiyorlar. Burada şüphe yok. Bunun aksini düşünen ya cahildir, ya gafildir veya vatan ve devlet ve hatta bir haini diyebiliriz. Bu çok önemli. Birinci noktayı söyledik. Ben ikinci noktayı. Bakın, işaret ettiğim şu. Bediüzzaman'ın cümlesi. Bir terazinin iki tarafında birer dağ bulunsa, küçük bir çakıl taşı o dağlardan birini yukarı, birini aşağı çekebilir. Şimdi düşünün, CHP'nin belli bir reyi var. MHP ile de belli bir noktada ittifak etseler. BDP'nin de onları destekleyeceğine %100 inanıyor. Bunlar çok hassas mevzular. Çünkü, üzülerek ifade edeyim, olumsuz şeylerde ittifak etmek kolay. Çünkü onların hiçbirinin tek başına belediye başkanı seçilmesi mümkün değil. Bu ittifakta cemaat nerede yer alır hocam? Cemaatin tabanı şuurlu bir ehli imandır. Onların ben aksi konuşulsa ve talimat verilse bile yapacakları kanaatinde değilim. Ama %10 da olsa, %5 de olsa, anlatabildim mi? Fanatik tabirini kullanmak istemiyorum. Bir kısım insanlar yanlışlıktan cezalandıralım diye, anlatabildim mi? Bir de şu kayde var, Bediüzzaman naklediyor. Bir şeye diyor, iyisin iyisin dese iyileşmesi, kötüsün kötüsün dese kötüleşmesi kaydedendir. Yani eğer siz Tayyip Bey'i, çünkü şurası var, yani sadece Hoca Efendi'nin mesajları vesaire önemli değil. Bir de özel sohbetlerde, bu önemli. Yani çok yanlış vasıflandırmalar var. Bu günlerde çok olduğu için bu iftiraya cevap verin. Ne diyor bu iftira? Allah'ım. Yok ya, Bediüzzaman Hazretleri Sultan II. Abdülhamit'ten sonra padişah olan Sultan Reşat'a Medreset-i Zehra tahta bir üniversite için müracaat. Hayır müracaatını Sultan Abdülhamit'e veren. Ne olmuş sonu? Efendim, Sultan Reşat da Rumeli seyahatinde de görüşünde bir zamana 20 bin Osmanlı altını para verdi. O parayı da bir zaman yemiş. Bunu da bizim kaderimizin oldu. Kullarak bir detay için üzülüyorum. Çok sevdiğim ya. Ama bu kadar yalan olmaz. Anladınız değil mi? Bu kadar yalan olmaz. Efendim ne olmuş? Ne olmuş? Doğru. Nereden duymuş bunu? Sual edemez. Yürüya bu sevabıyla hapishanede kalır. Bu sevabı demiş ki o paradan kalan bir kısmı da bana verir. Arkadaşlar, bunu ne kadar lüt bir yalan oldu. Ben size belgeleri de aldım. Okun.
53.000 belge topladım devletten. İkincisi, biliyorsunuz benim bir prensibim var. Yani hoş Amerikalılar burada yatırım için açmadılar bunu. Aleyhinde söylenen sözleri bak, de. Oradaki insanları kesmek bitti. Ne demek ettiler? Duyarak öğrendik. Yani duydum, duydum demek. Bunu kesmek bitti. Nasıl cevabı verin? Çünkü bizim edebiyatımızda bir hüküm vardır. Ve hacette sükut cevaptır. Bu bir hukuk kaidesidir. Mazı hacet demek cevap vermek mevkiinde kalıp da susan söylenen şeyi kabul etmiş demek. Çıkmasın diye bu prensip cevabı veriyorum. Ve çoluk çocuk istik yapmak için bana dolusu küfrediyor. Bunlara cevap vermiyorum. Bunları ben anlattım evet. Ve şu ufuk kadın Allah'a bir mantıra kuş atmışlar, inlememiş. Dostlarından biri gül atmış, inlemiş. Şimdi gün ediyor. Kitabını çıkarmadan, kitabını reklamı için kadırmasın, kelebelerini yapıp edeceğim diyor. Bu ne demek biliyor musun? Ey kadır mısın oğlunu merak eden adamlar, ben seninle olacağım, bu sabahını okuyun. Müşteri cevap ediyor. Dedim ki internette göreceksiniz. Çıkmanı sevindirir. Senin kitabını müşteri yapmaz. Dolayısıyla bu sana parayı vermez. Ben senin doktoranın hırsızlık mahsulü olduğuna dair ve iyi cevap vereceksen ona ver. Sıkkabı koyuyorum. Seten Kasım fırsatları şimdi sizinle. Sen sorabilen metiyelerinden başlıyorsun. Biliyorsunuz İttihat ve Terakki geldi. İkinci meşrutiyet ilan edildi. Bazıları Bediüzzaman'ın abdülhamit muhalif olduğunu söyler. Asla. Bediüzzaman müsbet dedi. Abdülhamit'e diyor ki bu işte. Abdülhamit döneminde devlet idaresi ve sükura manasını kaybetmeye başladı. Ve bu rekan ben tehdit etmiyorum ama eksikleri var. Bediüzzaman size diyor ki meşrutiyet esas. Hürriyetle zarar gelmez. Ama hürriyet içeriye. Ama Abdülhamid'i tenkit edenler çok. Mehmet Akif var, Mustafa Sabri var. Sık olan nokta şu, Bediüzzaman'ın ayrıldığı nokta. Mehmet Akif gibi Mısır'daki cereyanların tesbinde kalmıyor. İki, onu açıkça söylemiş İttihat Terakki hükümeti mensuplarına. Abdülhamid'in ki cüzdi istihdattı, cüzdi cüzdi istihdattı. Burası çok önemli bir nokta. Bir de asla mesela Mustafa Sabri 31 Mart'tan sonra da aleyhde yazılara devam ediyor. Bediüzzaman Sabri asla aleyhde yazdı. Yani, o dek kardeş hüküm yaptıktan ifade ediyor. Ben her sabah namazından Selahattin Osmaniye'ye dua ediyor. Önemli bir kısmını Evliyaullah kabul ediyor. Başta Fatih Sultan Mehmet Bahriyesi'ni dediğim Bismillahirrahmanirrahim.
Muhterem kardeşlerim, öncelikle Risale-i Nur'dan Şu Alar adlı eserin sohbetine hoş geldiniz. Ne? Dergiden size bir misal verildik. Üniversitede. Dolayısıyla üniversitede sırasında olduğum için 52 sayı. Katılabilir. Kemalizm kılavunun anatomisi isimli bir tefrika yayınladım. Kemalizm'de 5 vasıf gördüm. 5 vasıf tespit ettim. Harik vasıf olarak 1 numara la dinilik dedim, laiklik demedim. Çünkü laiklik devlete ait bir prensiptir. Devleti idare ederken herhangi bir dinin emirleriyle ve nehileriyle kendini bağlı etmektir. Bütün dinlere yabancısın. Bu olur mu olmaz mı? Bu bahsi diğer. Bu vaka, bu getirildi. Halinde devam ediyor. İyi de ben böyle tatbik etmedim. Sen insanları da la dini yapmaya çalıştın. Dinsizleştirmeye çalıştın. Eğitimini yasaklamak bunu ifade eder. Dini bir ünvanla şart olarak bunu telkin eder. Bu tefrika 52 sayı sürmüştür. Ve vesikalarla. Alar olursa bu kadar olur. O benim kitaplarımın içine düşse profesör ünvanına rağmen okyanusa düşmüş gibi boğulur. Boğulur. Hangi sözü hikayesini atletmeden söyledim? Bir misal versin ya. Veremez. Burada vesikalarını koyarak ver. Ben buraya getirdim Nurcuların cevap verdiği. Bir kadın mahallemizde kurar. Risale-i Nur Fethullah Gülen'e cevap veriyor diye. Vesikaları göstersem zaten onları göstermek bu zamanı alıp tüketecek. Kullandı bunu. Bunun manası budur. Ahmet Akgündüz'ü aldım ben yayına. Burada daha önce beraber yayın yaptık. Nur Camiası'nın önemli isimlerine bir tanesi. Şu anda kendisi Hollanda'da. Kusura bakma, hem camiye muğrazi hem kiliseye. Hem bir taraftan tekin de hem evliya Allah dedi. Evliya Allah senin söylediğin o saçmalıkları yapmaz. Tenkit etti ama ciddi tenkit etti. Bir veçede kal. Bir yüzün olsun arkadaş. Ben Fethullah'a da Ahmet Akgündüz gibileri de anlaman için bir fıkra anlatayım. Bu ağır işi bir hafifletir. Oflular gayet dindar insanlardır. Sakın bu fıkradan alınmasınlar. Yani meziyetler bazen kıskanılır, böyle fıkralar da uydurulur. Mesela Lazlar çalışkandır, salaklığı üzerine çok fıkra vardır. Ama burada işin doğru olup olmaması mühim değil. Fıkranın ifade ettiği mana mühimdir. Bakın benim İtaplı Fıkralar diye bir kitabım var. Burada bir fıkra anlattım, birine ithaf ettim. Bu tarihdir. Fethullah'a ithaf ettiğim fıkrayı anlatıyorum sana. Oflu ölüm döşeğinde. Oflu ölüm döşeğinde. Çoluk çocuğu toplandı başına. Dedi ki evlatlarım ben bu yataktan kalkmam. Ben öleceğim. Benden sonra mal kavgasına tutuşup da aleme gülünç olmayın. Kabı gözümün açıklığında ben mallarımı size taksim edeyim. Siz de tasdik edin. Ben rahat öleyim. Baba Allah gecinden versin. Niye öyle söylüyorsun? Yok sen bizim benim işime karışmayın. Ha bu ev dedi büyük oğlana kalsın. Buradan bir fukaraya bir dilim ekmek verir, bir bardak su verir canıma diye. Ha mezaradaki ev de ortancaya kalsın. Çarşıdaki, ok çarşısındaki dükkan da küçük oğlana kalsın. Ulan hiçbiriniz dedim yolundan gitmediniz. O da hocaymış Fethullah gibi. Adı hocaymış. Benim kitaplarım sizin işinize yaramaz. Siz bu kitaplarımı da Kur'an kursuna verin. Ha az kalsın unutuydum. Ha Beyim Kazan var ya. Onu da Of Çarşısı'ndaki kiliseye verin. O zaman Rumlar var. Evlatları şaşırdı. Baba ne diyorsun? Kiliseye kazan vermek de nereden çıktı? Lan eşekler ben size değilim ya. Bağ buradan kalkma yoktur. Ben öleceğim. Ne olur ne olmaz. O da bir dindur. Fethullah da böyle yapıyor. Akgündüz de bunu yap. Peki.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 31. söz. Mirac-ı Nebevi'ye dairdir. Evvela şunu Tayyip Bey de aynı yolda. Çok güzel gitti, iyi gitti ama son dönemde Abdülhamid'in cüz'i istibdadına doğru gidiyor. Ben bunu ikaz ettim kendisine. Efendim selamünaleyküm. Çemberlitaş'tayız. İkinci Mahmud'un türbesi ve Sultan Abdülhamid Han'ın dedemizin yattığı mekanı. Ben bu mekandan bir seslenmek istedim. Ben bu mekandan ecdadıma gelip dedemize şikayete geldim. Kimi şikayete geldim? Ahmet Akgündüz. Üzülerek söylüyorum. Çok yakinen tanıdığım, yaklaşık 15-20 seneden beri tanıdığım bir tarihçi. Osmanlı'yı öven, Osmanlı'yı çok seven, Sultan Abdülhamid'in lehine mersiler yazan, şiirler yazan, Sultan Abdülhamid'in sevgisini gösteren, Sultan Abdülhamid'in lehine güzel güzel şeyler söyleyen tarihçiniz. Efendim, geçtiğimiz bu yıl içerisinde galiba bir video yayınlanmış ve bu videoda diyor ki Sultan Abdülhamid Han cüz'en müstebit. Cüz'en demek kısmen, kısmi yani %100 değil de efendim az bir şey. Müstebit, müstebitin manasında hepimiz biliyoruz. Zalim manası geliyor. Zalim manası geliyor. Burada tabii Müslüm'den de bahsetmek lazım Şeyh Müslüm. Şeyh Müslüm en iyi tanıyanlardan biriyim. Elazığ'a gidince de yine yani kim okursa okusun Ahmet Hoca geldi bırak okusun dedi. Hiç rastlamadım. Gelmemiş ki okusun. Ben hatırlamıyorum çünkü. Hadis İlimat Kabili'nden söylüyorum. Vay ben derse başlardım on barak arada sırada bir kelime izah eder, iki kelime izah eder. Daha fazla izah etmez. Bazen ayet ve hadis anlatırım. Değil mi Ahmet Hoca? Evet, böyle bir insan. Sürekli derslerindeydik yani. İkinci derslerinde yatsı dersinde. Yani demek istediğim sürekli beraberdik. Ben hiç hatırlamıyorum Elazığ'a geldiğim. Derse işlemek bekliyordum. Şey tabii onun dibinde şey. Ama derse başladığımız an uyur. Olmayacak bir şey yani. Niye uyusun ki? Genç adam. Yani hadi yaşlı olsa dersin yaşlı yani. O zaman en genç, en verimli zamanı, en dikkatli ders dinleyenlerden biri katıldığı zaman. Herkesi rahatsız edecekler şekilde horlar. Kisi ki bahu ne unko nikal diya, kisi ki putr ne unko nikal diya. Kayi log in mataon darshan ke liye leke. Ömür, her anını dibine kadar yaşamaya çalışmak için nefes nefese koşturmayı göze alacak kadar dolu. Bütün yaşadıklarının sadece bir hayal olduklarını hissettirecek kadar hoş. Burada çok önemli. Yani gülen ve ekibine yöneltilen kafir, zındık, münafık gibi ithamlara cevap vereceğim. Cevap derken onları savunmayacağım. Ama şeriata göre böyle konuşmayın diyeceğim. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık bir şekilde buyuruyor ki,
Kim ki bir Müslümanı kafirlikle itham ederse, eğer gerçekten itham ettiği şahıs kafirse, tamam, ona ulaşır, o kafirdir. Ama eğer kafir değilse, o kafirlik ithamı döner, kendisine ulaşır. Müthiş bir hadis-i şerif. Daha başka hadis-i şerifler de var. Dolayısıyla bir Müslüman fasık olabilir, bakın. Yani günahkar demek. Hain de olabilir. İsyancı da olabilir. Bunun altını çiziyorum. Ama kafir diyemezsiniz. İmanda, itikatta münafık diyemezsiniz. Zalim diyebilirsiniz. Devlet haini, din haini, hepsini söyleyebilirsiniz. Ama kafirdir, zındıktır, deccaldır, süfyandır bu kelimeleri. Dünyanın en eski mabetlerinden biri. 900 sene kilise, 400 küsur sene cami olduktan sonra 80 sene evvel müzeye çevrildi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için kampanyalar devam ederken Başbakan Erdoğan'ın ilginç çıkışı tartışmaları alevlendirdi. Cevap Bahar'ından merhaba. Ayasofya etrafında dönen tartışmaları değerlendireceğiz. Ayasofya denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, İslam Hukuk Araştırmacısı, Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz. Allah'a şükrediyoruz. Allah'a sizlerle razı beraber olsun. Olmak güzel bir şey. Allah razı olsun hocam. Hemen başlayacağız sohbeti. Önce izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Değerli izleyenler, Ayasofya'yı konuşuyoruz. Neden önemli? İbadete açılabilir mi? Neden açılmıyor? Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını hepsini değerlendireceğiz. Bize Diyor ki ey cennet-i hakimler, bilesiniz ki ben ahiretle meşgul olan gelecek nesillerin imanını kurtarmaya kendimi adadım. Bizim rejimimize muhalif. Ama muhalefet içeriyorsun. Bu çok önemli bir nokta. İkisi ilmenmedikler muhalefet. Ben bunu yapıyorum. Ama isyan yoluyla muhalefet, devlete karşı gelme tam bizi bundan engelliyor. İttebeli zamanın hem İslam alemindeki dini cemaatlerden önemli bir kısmından ayrılan nokta bu. Hatta burada Ali Hüseyin hocamızın hatırası Mustafa Sabri kendisine diyor ki Türkiye'ye mi diyorsun? Evet. İki şey istiyorum. Nerede üstadım diyor. Bir sefer anlattı bana. Tokat kavun. Biliyorsunuz kavun tokatlı bir Mustafa Sabri. İkincisi de bir bir zamanı sordu. 1948'de Afyon Savaşı'nı Afyon'un paylaşıyor. Ya ibadetine yusbiru ve sabiru ve rabitu ve tutullaha leallekum tuflihun ve la tekferu bi ayati semen kalida subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala. Evet. Hocam ikinci madde vardı. Size bir onu virgül istemiştik. Buyurun. Aynen öyle. Şimdi çok kıymetli izleyicilere şunu arz edeyim. Son zamanlarda Türkiye'yi dindar olanı olmayanı ve hatta dünyayı bile ilgilendiren bir gerginlik bu. Bugün bir Hollanda gazetesi We Word Sultan. Kim sultan olacak? Başbakan Erdoğan mı yoksa Fethullah Gülen Hoca Efendi mi diye bir manşet atmış. Üzüldüm.
Dolayısıyla bu meseleyle alakalı benim söylemek istediğim... Hocam önce... bu algı şimdi dışarıda oluşuyor belli ki, bu manşeti bu gazeteci boşuna atmıyor ama içeride de sanki... Ben vatandaş olarak size algımı söyleyeceğim. Bir yerde halkın oylarıyla gelen bir hükümet var. Evet. Karşısında da bir güçlü cemaat var. Bir hizmet cemaati hizmet var. Sanki iki denk arasında bir atışma vardı, bunu izliyor gibiyiz. Hoş bir şey değil. Şimdi ben asıl tabii ki denk yok aslında, bunu söylemek lazım. Anladım. Yani. Koluma geçeyim. Yerde, koluma geçeyim. Benim şahsi kanaatim şudur. Aslında iki hizmet grubu, hükümet ve hizmet arasında ciddi manada hiçbir fark yok. Maksatta birler, beraberler. Ama iç ve dış düşmanlar tahrik ediyor, gerginlik meydana getirmek istiyor, Türkiye'yi perişan etmek istiyor. Onun için ben Kur'an ve hadisi tahlil ederek bir makale yazdım. Dedim ki Kur'an ve Resulullah hizmetle mevcut hükümetin ittifakını emrediyor ve aksi takdirde bütün ümmeti tehdit ediyor. Ne demek? Ben önce Hazreti Resulullah'ın bir hadis-i şerifini aktaracağım. Bütün izleyicilere de ibret olsun, bu vatanı seven insanlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisi naklediyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım saat uzarında video sergisi yaptık. Ama başka türlü de giremezdik derse. Ahmet Akgündüz izletmiş olduğum videolardaki polemiklerin konusu olmasa, Osmanlı tarihi üzerinde, Osmanlı daha doğrusu hukuk tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla sırf literatürde akıcı takip etsek hakkında çok daha farklı şeyler konuşabilecek olan bir isim. Videoların tabii çok kısa bölümlerini izlettim. Çok değişik çevrelerle münazaraları olmuş. Yaptığı dersler üzerine de mesela işaret-ül icazını yapmış olduğu yorumlara vesaire bir sürü itiraz eden Nurcu topluluklar var. Said Nursi'nin nesebi üzerine bir çalışma yaptı. Onun Ehl-i Beyt'ten olduğunu ispat ettiğini secerelerle iddia etti. Buna Kürtler mesela Saadettin Yüksel'in oğlu vesaire enteresan şekilde karşı çıktı. Bediüzzaman'ı Kürt olmaktan çıkartmak istiyorlar diye. Yani Seyit olması daha az bir meleke mi? Her ne çok karışık bir hikaye ama Mısıroğlu'yla karşı karşıya geldiler. Videolar 8 sene önce, 6 sene önce değişik dönemlere yansıyor. İhtilaflar çıktığında cemaatle AK Parti arasında ara bulucu rollerine tevessül ediyor. İhtilalden sonra ise mesela Rotterdam, biraz sonra konuşacağız, üniversitesinde 2000'lerden beri hocalık yapar, 20 senedir. Bu darbe girişiminde bulunan insanlar şeriata göre idam edilebilirler dedikleri için, yani bu kadar aşırı bir fetva. Bunu insan haklarına aykırı olarak üniversite tard etmiş. Yakın bir zamanda Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Evet, enteresan bir durum. Araştırmacı, yazar, Osmanlı tarihçisi, akademisyen bir sürü sıfat sayıyoruz kendisi üzerinden. 94 olarak daha önce göstermiştim ama doğum tarihini benim listelerimde tam olarak Şubat ayında 95'te doğmuş. Onu tahsiye etmiş oluyoruz. Geriye kalan isimleri de görüyorsunuz listemizde. 95, 96, 97, 99. En son Davutoğlu'yla bir siyasiyle başlamıştık. Ortada bir siyasimiz vardı. Biterken de bir siyasetle siyasiyle konuyu tamamlayacağız. Siyaset dışından bir isim ama siyasetin gördüğünüz gibi tartışmaların göbeğinde yer alabildi. Tamamen de birbirine kopuk alanlar değil bunlar. İlkokulu doğduğu köyde doğdu, okudu. Doğum yeri neresi? O da Güney Anadolu'lu, Diyarbakırlı. Malkara, Cüngüş bölgesinde dünyaya gelmiş. Diyarbakır'dan bir isim daha önce konu etmiştik. Bölge üzerinden, Mardin'den iki isim üzerinde derslerimiz oldu. Ve Mardin'deki isim Ahmet Arakçı ile Rotterdam Üniversitesi üzerinden de bir nizahları var. Tabii 55 doğumlu dediğiniz zaman ilkokula 27 Mayıs sonrası başlarsınız. 68 hareketine doğru da ilkokulu anca bitirirsiniz. Ortaokul yıllarında yani 12 Mart sonrası karşılık gelecektir mezuniyetiniz. Biraz da geç mezun olmuş gözüküyor. 55 doğumlu olunca İmmat mezuniyeti 21 yaş olarak gözüküyor. Dönemdeki birçok isim gibi üniversiteli okuduğuna göre bir de laik lise diploması almak zaruriyetiniz var. 21 yaşında orta öğretim mezuniyeti var. Hocanın iki üniversite tahsili var.
İlahiyatta başlıyor, hukukta bitiriyor. 80'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Yani 12 Eylül sonrası 80'de bütün yüksek İslam enstitüleri ilahiyata dönüştürülmüştü. Erzurum'daki okul ise İslam enstitüsü değildi. Kuruluşuna itibaren bir fakülte olarak kurulmuştu. İslam İlimler Fakültesi bu şekilde varlığını devam ettirdi. Bir onu söyleyelim. İkinci olarak da Erzurum bilindiği gibi Fethullah Gülen'in de memleketi. 80'lerden sonra batıya yöneldi, İzmir'e yerleşti vesaire. Ama sanırım okuduğu yıllarda Fethullah Gülen Erzurum'da olmalı. Bundan 10 sene kadar önce de Erzurum'da komünizmle mücadele derneklerini kuran bir isimdi, biliyorsunuz biyografi üzerine. Bu seri üzerinde konuşmadık ama kitabı düşünce tarihi derslerinde değinmiştim. Dolayısıyla Gülen ilgisi ve Fethullah Gülen üzerinden Risale-i Nur'la tanışmışlığı bariz gözüküyor. 82'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu şeklinde bir bilgimiz var ama biraz tuhaf geldi bana. Hukuk Fakültesi 4 yıllık bir malum üniversite. 80'de İslami ilimlerden mezun olursanız, okulu bitirince okula girerseniz 2 sene okumanız gerekir. Yok, İslam ilimlerde okurken de hukuk kaydı varsa, yani o zaman 78'de kayıt yapmış oluyorsunuz. Demek ki hukuk fakültesine devam mecburiyeti yok. Her neyse bir tahkiye mahsus bir tarih gördüm orada. 82'de Dicle Üniversitesi, yani doğmuş olduğu şehre dönmüş oluyor, Diyarbakır'a. Ve orada İslam Enstitüsü üzerinden değil, hukuk mezuniyeti üzerinden akademi intisap ediyor. Ve ağırlıklı konusu Osmanlı, bu bakımdan çok kişi tarihçi sanabilir kendisini ama hukuk kökenli ve çalıştığı alanda Osmanlı hukuku üzerinde çalışmakta. 83'te İslam ve Osmanlı hukukunda kira akdinin sona erme sebepleri biçiminde bir yüksek lisans tezi vermiş. 86'da verdiği tez, onunla ilgili de kısaca Kırmızıoğlu'da geçtiği bir cümle, ileride epey tartışma kopacaktır. Yine Dicle'deyiz. İslam hukukunda ve Osmanlı tatbikatında vakıf müessesesi altı bir doktora tezi var. Doktora tezinin ve devam eden çalışmaların yüksek oranda intihal içermesi yüzünden yurt içi ve yurt dışından çeşitli akademik çevrelerde suçlandı. Buna yönelik verdiği cevap videoları vesaire de vardı ama izletmeye pek vaktimiz kalmadı. Fakat bu tür bir ithamın da altında olduğu yıllar boyunca değişik çevreler tarafından tekrarlandı bu doçentlik tezinin. O ise iddiaların Ermeni ve PKK yandaşları da tezviratçıların işi olduğunu ileri sürerek cevaplar verdiğini görüyoruz. 87'de doçentler artık yani geçişe başladı ama üniversiteye İmvatibi'nin bir yaşında bitiriyor. Sonra kariyeri hızlı bir şekilde yükseliyor. Artık hoca Konya'ya geçecek. Dicle'den Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar profesörlük süreci falan orada devam ediyor. Üniversite dışında yan olarak da yine devlet bünyesinde kurumlarda branşıyla alakalı görevler üstlendiğini görüyoruz. Başbakanlık Devlet Arşivleri'nde mesela uzman müşavir olarak 86-89 arasında, daha sonra ise danışma kurulu üyeliğini yapmış 92'ye kadarki süreçte. Ve kitapları da tezleri dışında artık görünürlük kazanmaya başlıyor 80'lerin sonu 90'dan itibaren. Çok velüt bir isim. İncelediği ve yazdığı konularda epey araştırma gerek. Getiren konular, bu kadar devasa eserleri, ciltler dolusu çalışmaları ortaya çıkarttığına göre gayretli bir isim ve çoğu zamanını arşivlerde geçirdiği anlaşılıyor. Eski Anayasa Hukuku'nda İslam Anayasası adlı bir çalışma 89'da basılmış. Belgeler gerçekleri konuşuyor diyerek 5 cilt halinde gerek İslam tarihi gerek Osmanlı hakkında yapılan değişik tezviratlara karşı yoğunlaşan ciltlerden oluşuyor bu 5 çalışma. Onun 5. kitabının kapağını görüyorsunuz. Kitap diğerleri de var bu şekilde. Diğer ciltler ve vali çalışması 10-11 ciltlik Osmanlı kanunnameleri ve hukuku tahlilleri diye epey kıymetli bir
çalışmayı imza atmış. Fuat dönemleri alarak değişik dönemleri itibariyle 11 cilt halinde yayınlanmış. Epey sahasında atıf alan, referans alan, kendisinden yararlanan bir kaynak metin. 90 arasında başlayan çalışmalar 96'ya kadar getirmiş. 2015'te 10 sene hatta 20 sene sonra bir cilt daha ekleyerek 10 ya da 11. ciltte tamamlamış oluyor bu seriyi de. İslam'da insan hakları beyannamesi adlı 91'de bir başka çalışmasını görüyoruz. Arşiv belgeleri ışığında Somuncu Baba ve Nesebi Ali'si. Evet, Arapçanız var, hukuk tahsili yaptınız, arşivlere giriyorsunuz. Onun bakımından sadece hukukla sınırlı kalamıyorsunuz. Dolayısıyla bu tür biyografiye yönelen, ağırlığı yine Osmanlı olmak üzere İslam tarihinde kayabilen tarih sahasında da eserler veriyor Ak Gündüz. Bir üçüncü alanı ise Said Nursi olacaktır. Yani Somuncu Baba gibi çok tarihi şahsiyet ya da yakın zamanlardan Şeyh Said, Süleyman Ali Tunahan gibi şahıslar hakkında da eserler verse de Said Nursi'nin yeri bambaşka. Ciltler dolusu şahsı hakkında ve eserler üzerinde yazılı ve video Rotterdam Üniversitesi'nde verdiği derslerle dolu internet. 93 yılından itibaren hukuk profesörü olduğunu görüyoruz son titri. Bu da 95'e varırsanız 40'lı yaşlar demektir. Aşağı yukarı 38-39 yaşlarında da hukuk profesörü olmasıyla üniversite kaymaları da devam ediyor Dumlupınar Üniversitesi'nde. Daha sonra ona bağlı olan Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'nde dekan olduğu dönem. Kendisini 20. yüzyılın sonuna kadar taşıyor. 93-99 hem 28 Şubat içinde barındırır bu süreç hem de AK Parti Türkiye'sine bizi taşıyacak. Ama aynı zamanda da hocanın Türkiye'de de son yıllarıdır bu. Çünkü 2000'lerden sonra 2001'den itibaren onu Hollanda'da, Rotterdam'da kurulmakta olan bir üniversitenin, İslam Üniversitesi'nin öğretim üyesi ve dekan olarak göreceğiz. Son 20 yıllık hayat buna karşılık geliyor. Tam da bizim Avrupa'yı, Almanya'yı terk ettiğimiz yıllar, onunsa Rotterdam'da başladığı yıllar. Üniversitenin kuruluş aşaması, kurucu mütevelli heyetinin Türkiye'den üniversitede ders verecek yönetici arayışlar içerisinde olduğunu, orada yapılan tartışmalarla dönemde vakıflığımız vardı. Osmanlı Araştırmaları Vakfı 94'ten itibaren burada da görevi olmuş. Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları 94'te yayınlanan bir kitabı. Kendisi Güneydoğulu, kitapta andığı şekilde söylersek Diyarbakırlı biliyorsunuz. Bediüzzaman'ın Kürtlükten yalıtılması gibi Fethullah Gülen de her şeyi kabul de Kürtlüğüne bir türlü ısınamadım dediği Bediüzzaman'ı Kürtlükten kurtararak Seyitliğe terfi ettirerek bir çaba içerisinde görülmesi de epey tartışma ortaya çıkarttı ve birçok tartışmanın odağında Ak Gündüz'ü yerleştirdi. Burada baktığınız zaman Güneydoğu Meselesi Çözüm Yolları. Evet, 95 sonrası 40'lı yaşlar, 28 Şubat yılları demektir. Biyografisinde Princeton Üniversitesi'ndeki Amerika'yı kastediyoruz. Bir yıllık bir misafir profesörlüğünden bahsedilse de bu da intihal tartışmaları gibi tartışılmış bir konu. Kendisi hakkında yayınlanan bir belgeselde burada misafir profesör olarak bulunmadığını, lisan geliştirmeye yönelik olarak gittiğini fakat üniversitede akademisyenlere sert tartışmalar yaptığını söylediğini görüyoruz. Bilinmeyen Said Nursi, bilinmeyen Osmanlı, bilinmeyen liseleri de var. Kimi kitaplarında bir diğer akademisyen Said Öztürk'le birlikte imza aldıklarını görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Hollanda, Rotterdam İslam Üniversitesi. Hollanda biliyorsunuz aydınlanma döneminde görünürlük kazanan bir bölge. Kıta Avrupası denizle doldurulmuş. Dolayısıyla deniz seviyesine yakın bir yüksekliği olan Almanların aşağı memleket, Nederland dedikleri bir belde. Endülüs'ten Müslümanların çıkartıldığı,
İspanya'da krallığın ihdas edildiği, Hristiyan köklerinin ve Yahudi düşmanlığının ayyuka çıktığı dönemler, Spinoza gibi, Erasmus gibi isimler Hollanda'da görünürlük kazanıyorlar. Dolayısıyla aydınlanmanın, Rönesans'ın önemli bir hür alanıdır Hollanda, böyle bir maziyle anılacaktır. Aynı tarih okyanuslar üzerinden gemi ve sömürgecilik döneminde başladığı yıllar, kıta Avrupa'sının içinde kalan ülkelere olan da İspanya, Portekiz ve yukarıda Hollanda bu bakımdan avantajlıydılar. Onun için sömürgecilikte de ön plana çıkan bir görüntü verdi. Hollanda 1800'ler, 1900'ler İslami araştırmalar oryantalizmin de önemli merkezlerinden bir tanesi oldu. Ve meşhur İslam ansiklopedisi merkezi Hollanda'da yer alır. Başka tabii ülkelerden de madde yazan isimler olmakla beraber Leiden baskısı İslam ansiklopedisi yıllara bağlı olarak hazırlandı uzun yıllar. Bir teker olan ansiklopediydi. Bu çalışmalara da mağlul olan bir yer. Ve şimdi Türk göçünün yoğun olduğu Almanya sonrasındaki bölgeden bir tanesi olan Hollanda'da Türk işçiler bir dernek tesis ederek bir eğitim kurumu açmak için çaba sarf ediyorlar, finans topluyorlar ve Türkiye'den de akademisyen arayışına giriyorlar. Yani Avrupa'da üniversitelerin ortaya çıkışında da böyle talep eden öğrencilerin kurduğu örgütler vardır, üniversitaslar. İçlerinden öğrencilerle yapılan, öğretmenlerle yapılan akitlerle, böyle derneklerle bir üniversitenin doğuş süreci var. Rotterdam'da böyle bir üniversite, İslam Üniversitesi'nin doğuşu gerçekleşti. Dolayısıyla kurucusu oryantalistler olmayan, doğudan gelen göçmenlerin kurduğu bir üniversite. Ve biçimlendirici öğretim görevlisinde Ahmet Akgündüz olması, onun da Gülen'le iltisaklı bir ithamın altında yalanlanmayacak şekilde konuşmalarıyla da ortaya çıkan bir sevgisi olduğu aşikar bir görüntü arz etmesi. Bir de tabii hareketin daha kök ismi olan Said Nursi'ye gidersek, onun Van'da bir Medreset-ü Zehra hayali vardı bildiğiniz gibi. Şimdi bu hayal bir şekilde tam tersine Batı'da, Avrupa'da, Hollanda'da Ahmet Akgündüz üzerinden kuruldu diyebilir miyiz? Üniversite bünyesinde Said Nursi'nin neredeyse okutulma vesaire bırakmamış. Adeta Risale-i Nur Üniversitesi gibi de dersler yapılmış. Enteresan bir görüntü arz ediyor. Bu ara Türkiye'de AKP iktidarı var. 2001'de kurulan, 2003'te 2002 seçimlerini alan, 2003'te Tayyip Erdoğan liderliğinde bir durum. Tabii AKP ve Gülen koalisyonunun bir üniversitesi olduğu için bu da Ahmet Akgündüz'ün herhalde en mutlu olmuş olduğu dönemdir. İhtilaflar ortaya çıktığı sürece kadar onun coşkusu içerisinde eserler vermiş de vermiş. Üç devirde bir mabet Ayasofya. Osmanlı Devleti'nde belediye teşkilatı ve belediye kanunları. İslam ve Osmanlı çevre hukuku. İslam hukuku ve Osmanlı tatbikatı araştırmaları. Tarih lenklere cevaplar. Yıllar ilerliyor, eserler dökülüyor. Bilinmeyen bir dahi Bediüzzaman Said Nursi. Tabular yıkılıyor. 1, 2, 3, 4. Çan'dan minareye büyük itiraf. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Sayıştay Divanı Muhasebat. Vakıf müessesesi İslam hukukunda ve Osmanlı tatbikatında. Hakkın hatırı alidir. 2014'te basılan bir çalışması. Yaşanan gezi olayları hem Tayyip Erdoğan'a ciddi destekleri var. Çünkü bir Osmanlı dirilişi. Fakat Abdullah Fethullah Gülen'e de sular kaynıyor. Bir bölünme durumu yaşanıyor. Ara bulunsun diye çok çaba sarf ediyor. Yıkımda kaçınılmaz olunca 15 Temmuz sonrasında üniversiteden bile atılmasını doğuracak kadar sert fetvalarla Gülen aleyhinde konuşmaya başlamış. Bazı kitapları İngilizce'de de basılıyor. Çok oryantalist bir şey olduğu konu olduğu için Osmanlı harem meselesi mesela o kitap 2015'te bu şekilde İngilizce'de de yayınlanmış. 15 Temmuz sonrası Akit TV'de muhalif kesimlerin Kur'an'a göre ölüm cezası alması gerektiğini,
15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulanların öldürülebileceğini söylemesi. Bu fetva Hollanda basınında epey yankı uyandırmış. Hollanda Eğitim Bakanı tarafından soykırım ifadelerine ilişkin soruşturma başlatılıyor. Rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunun geri çekileceği belirtiliyor. Öyle olunca da herhalde dava uzun sürmüş olmalı. Geçen sene ya da bu sene Türkiye'ye dönüşü gerçekleşiyor. Arşiv belgeleri ışığında Dahiliye Nezareti Tarihi darbe senesinde basılan bir kitabım. Arşiv belgeleri bu şekilde başlayan yine 5-6 kitabı var. Silisreli Süleyman Hilmi Tunahan, Sultan II. Abdülhamit ve Bediüzzaman'dan itirazlar ve cevaplar. Tıpkı Gülen ve Tayyip Erdoğan arasında kaldığı bir konu gibi bir arada kaldığı konudur Akgündüz'ün. Hem Abdülhamit sevgisi hem Bediüzzaman itirazları. Dolayısıyla bunun hakkında yazması nedeniyle iki taraf tarafından da kendisine kızılıyor. Bir kısmı Bediüzzaman'a harcadığını düşünüyor Nurcu Kanat. Bu taraf Kadir Mısıroğlu tarihçiler ise Abdülhamit'e söylediğine kanidirler. Evet, kitapta maddeler halinde bir epey geniş bir özeti de yer almakta burada. Kürdistan Teali Cemiyeti ve Şeyh Said Hadisesi. Gördüğü gibi Akgündüz için merkez konu Said Nursi olduğu için etrafında her şey dönüyor. Dolayısıyla Said Nursi'nin Şeyh Said isyanı, Kürdistan olayları, Said Nursi'nin bunun irtibatlandırılması konusunda ortaya çıkan kamuoyundaki meseleler, bu konularda Said Nursi'yi aklamaya çalışan epey emek sarf ettiğini görüyoruz. 15 Temmuz İhanet Darbesi, PDY ve Nur Cemaati tartışmaları. 2017'de görüldüğü gibi kitaba da dönüşmüş buradaki durum. Arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman, Said Nursi ve ilmi şahsiyeti. Bu da 5-6 cilt, epey de kalın bir çalışma. Yani birçok yönden, eserlerinden, kaynakçalarından, hayatından Said Nursi değerlendiriyor. Yani 5-6 cilt hepsi ayrı bir doktora tezi denilebilecek Said Nursi hakkındaki en geniş kapsamlı çalışmalar bu. Osmanlı Tarih ve Hukuku Islahları Kamusu. Evet, bu da epey önemli boşluğu doldurmuş. Şöyle mesela takdim ediyor. 89 Haziran'ında Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuku Tahlilleri adlı 11 ciltte tamamlanan hukuk külliyatının yukarıda bahsetmiştim. Birinci cildini hazırlarken özellikle de kavram fiilisi için gayret gösterirken gördüm ki çoğu ıslahlar mevcut tarih ve hukuk lügatlerinde ve kamuslarında bulunmamaktadır. O zaman inşallah bu proje bitersem tamamen kanunname metinlerine, hatta onların ifadelerine dayanarak bir Osmanlı tarih lügatı hazırlayayım diye hayal ettim. Bu kamusun doğmasında iki önemli hatıra da etkili oldu diyerek referans verdiği isimler var. Onları okuyarak geçeyim. Birincisi Profesör Halil İnalcık. Merhumun Akgündüz Hoca, Cumhuriyet Devri tarihçileri çoğunlukla Arapça bilmezler. Ayrıca başta fıkıh olmak üzere İslami ilimlerden habersizdirler. Osmanlı tarihinin izah ve yorumu için bunlar temel şartlardır. Bu iş Arapça, Farsça, İslami ilimleri bilmeyi zaruri kılıyor. Sen bunu yapabilirsin. Gelecek nesillere temel kaynak olur, dedi. İkincisi merhum Yılmaz Öztun'a en son Osmanlı'da Harem kitabımı okuyunca beni aradı ve şöyle dedi. Akgündüz Hoca, eğer ömrüm yeteceğini bilsem senin kaleme aldığın kitapları tam olarak okur ve kitaplarımı tekrar gözden geçirirdim. Bunların sonunda bir kamus hazırlamayı da unutma demişti diyerek iki önemli referanstan bahsetmiş. Kamus hakkında da yine uzun bir değerlendirme yazısı var. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvalarını yayınlamış. Fetvai Ebu Suud Efendi. O kitabı ve içeriği hakkındaki giriş yazısını görüyorsunuz. Bu Said Nursi'nin işaretli icazı değil, Kızıl İcaz adlı bir kitap Said Nursi ile bağlantılı. Said Nursi Hazretleri'nin mantıkla ilgili bir kitabıdır. Abdurrahman Ahtari'nin Süllemül Münevrak isimli eserine bir şer olarak kaleme aldı. Abdülmecid Nursi ise hem ağabeyi hem de üstadı olan Bediüzzaman'ın bu muciz şerhine haşiye kalem aldı. Ki hem üstadından bir kitabı ders alması
hem de büyük bir alim olmaz hasebiyle bu vazife ona nasip olmuştur diye. Burada örneğini verdiğim gibi Said Nursi'nin bilinen metresiz okulan kitapları dışında bu tür kitaplarını da bulup ortaya yayınlıyor Ahmet Akgündüz. Risale-i Nur'a itirazlar ve cevaplar diye. Bu kez Risale-i Nur üzerine yapılan dini tenkitlere yönelik çalışma. 2019'da basılan Talikat İsmail Gelenbevi'nin Burhan isimli eserine, tabii bunlar üniversite bünyesinde yaptığı, okuttuğu kitaplarla alakalı çalışmalar. Şu yine Kemalistlerle de epey Kadir Mısıroğlu ile nizah etseler de kavgalı bir isim tabii Said Nursi'den geliyor. İnna Altayna tefsiri vardır. İşaretül İcaz'da Said Nursi hakkında Atatürk hakkında Said Nursi'nin sert yorumları. Sırrı İnna Altayna Rumuzat-ı Semailiye Maidetül Kur'an adlı eser bunu gündeme getirdi. İslam hukukuna giriş bu sene basılan kitap Nazari ve Tatbiki İslam hukuku 1 diyor. Demek ki 2-3 şeklinde veya devamlı gelecek bir seri. Sarf, Nahiv ve Belagat ilimleri diye yine Rotterdam'da okuttuğu dersleri kitaplaştırmış. 3 cilt halinde basılıyor. Sarf, Nahiv ve Belagat zaten 3 ayrı konu. Evet, eserlerinin toplu dokümanını da burada görüyoruz. İslam ansiklopedisine de epey sayıda madde yazmış. Onların yine alfabetik olarak başlıklarını görüyorsunuz. Kimi biyografi, kimisi ise ıslah mahiyetinde İslam ansiklopedisine 35 miydi, 45 miydi civarında madde vermiş Ahmet Akgündüz. 1955 yılı doğumlardan bir akademisyeni Risale-i Nur çevresinden Fethullah Gülen ve Tayyip Erdoğan arasındaki kavgada arada kalan bir ismi konuştuk Ahmet Akgündüz. Haftaya devam ederiz seminerlerimize. Hayırlı geceler olsun.